Doğa, güneş ve deniz. Tatil köylerinin sihirli cümlesi bu. Bu sihirli cümleyi Akdeniz'de bir köy ya da Ege'de bir köy için kullanmıyoruz. Çorum, Osmancık'ın Yukarı Zeytin köyündeyiz. Kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel. Doğa harikası bir orman köyü Yukarı Zeytin. Baraj bu güzelliğe ayrı bir güzellik katmış. Yukarı Zeytin köyünü tanıyacağız. Güzel bir köy, Yukarı Zeytin. Yaşam güzel değil mi köyde? Güzel, hava güzel, o şen iyi. Ama eski gazamız, Gözü Köprü, bizim babalarımız zamanında, Allah daha iyiydi. Burada daha önce Vezir Köprü'ye mi bağlıydı? Vezir Köprü'ye bağlıydı. Evet, hatırlıyor musun? Köyümüz kökten yani bir geçim düzeninden gurbete millet çekildi. Şimdi hep köye geliyorlar. Ev yaptırıyorlar. Köyümüz kasaba abi düzeldi. Fakat yol işinden başka köyümüzün bir kusuru yok. Suyumuz, köyümüz çok temiz, çok yoğun. Milletimize geçimimiz de iyi. Fakat yolumuz asfalt olmayınca yani mafya diyor. Köy mafya diyor yani. Evet. Şehirle ilişkileri iyi o zaman köyün. Evet. Ulaşım önemli olduğuna göre evet, şehire evet. Çok gidip gelen var. Biz haftada 3 gün şehre varıp geliyoruz Osmancık'a. 3 gün haftada 3 gün arabalarımız gidiyor. Gelip gidiyoruz. Fakat yol işi avara yani. Evet. Eskiden nasıldı ulaşım kasabaya? Çok öncelerden beri araç var mı köyde sürekli servis yapan? Yok. Eskiden eşeğiyle gidiyorduk Osmancık'a. Yürüyerek de 6 saatte varıyoruz, 6 saatte geliyoruz Osmancık'a. Ya. Kamil Nahyesi'nin üzerinden beri eşeğiyle gittiğimi biliyorsun Osmancık'a. Siz de gittiniz değil mi şeyle? Ben de gittim tabii. Yetişince babam alıştırdı gittim. Çok zordu. Şimdi az buçuk yolla yapıldı. Araba çoğaldı fakat yolla bozuluyor. Hiçbir asfalt olmayınca bir bakan yok yollara. Sadece bizim yol sorunumuz var. Başka bir sorunumuz yok. Peki bu eskidenki köyün eski düzenini özlüyor musunuz? Özlüyoruz. Özlüyoruz tabii. Eskiden de yani ta iyi işte şimdi geçte ifaldı yani. Köyümüz ya ifalıyor. Büyükler gidiyor ifaldığı için biraz tabii o büyüklerin ta bambaşkaydı yani geçimleri, konuşmaları. Önceden nüfus daha fazlaydı değil mi köyde? Fazlaydı. Şimdi gurbette yani 1/3 olsun gurbettedir sağda solda. Yani bir bu kadar da dışarıda ya, nüfusumuz ya var. Biz köyü bırakamıyoruz çünkü ihtiyarlar kaldı mıydı? Canavar yer ihtiyarları biz gurbete gidince. Onun için biz onları gözlemek için hiç ayrılamadım köyden. 65 senedir köydeyim. Yukarı Zeytin Köyü, Osmancık ilçesine bağlı şirin bir orman köyü. Doğayla iç içe manzarasına Boyabat Baraj Gölü de eklenince tatil köylerini andıran bir güzelliğe kavuşmuş. Yazın yeşil doğası, kışın bembeyaz kar örtüsüyle her mevsim ayrı güzel. Zeytin Köyü'nde bir de dilek ağacı var. Bu ağaç dilek ağacı. Gençlerimizi de burada dilek dilerken bulduk. Sen kaç tane dilek diledin? 5. 5 tane dilek diledin. Güzel şeyler diledin. Evet. Sen de dilek diledin mi? Dilemedim. Sen dilemedin. Arkadaşınla birlikte mi geldin? Ona arkadaş olmak için mi? Evet. Ki bu dilek ağacında nereden geliyor? Kaç yıldır var? Yıllardır bu eskiden beri gelen bir gelenek mi? Herhalde. Eskiden büyük dedelerimiz falan aşağıda çeşmemiz var. Çeşmemizde dede görmüşler. Dedeyi... O dede burada mı yaşıyor? Burada mı kalıyor? Aha. Bir adı var mı? Ne diyorlar buraya? Ne diyorlar? Dede Çamı. O dededen dolayı Dede Çamı diyorlar buraya değil mi? Bu dilek ağacı da onun hikmeti olduğuna mı inanılıyor? Evet. Çok dilek dileyen oluyor mu bu ağaçta? Belki. Ama senin 5 tane dileğin var değil mi? Evet ama geri söktüm. Niye geri söktün? Günahmış. Günah mıymış? Bana öyle dediler. Ha. Belki değildir ya. Sordun mu? Köyün hocasına sordun mu? O zaman birlikte soralım köyün hocasına dilek dilemek günah mı diye. Değilse geri bağlarsın. Tamam. Tamam.
Yukarı Zeytin, Osmancağı 51, Çorum'a 119 kilometre. Samsun'un Vezirköprü ilçesine sınır. Büyük Kunduz Ormanı'nda yer alıyor. Köyde 315 kişi yaşıyor. Köy camisinin bahçesi sosyal etkinlikler için kullanılıyor. Buradaki binada misafirhane, mektep ve kütüphane var. Köy muhtarı her cuma namazı sonrasında cami bahçesinde toplanan köy halkını yeni gelişmelerle ilgili bilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde de bir sefer daha buradan duyurdum ama hepimizin malumu ekim dikim bir ayındayız. Geçen yıl mesela sularımızda azalma vardı. Neydi? Bayramlarda kalabalık oldu. Mesela burada dua yaptığımız günlerde içme suyunda sıkıntılarımız oldu. Bunun da sulama imkanı olmayan komşuların yani köy içlerindeki bahçelerini ekmesin. Yani oradaki ağaçlarını tabii ki sulayacaktır vesaire yapacaktır ama hasbelkader komşu hakkı yememe için bu bahçelerin ekilmemesini. Ha burada olmayan komşularımız var. Olmayan komşularımız kimdir? Yani yaşlı annelerimiz, teyzem, halam, her neyse bunlara da yakınları, komşuları bu konuları izah etsin. Yukarı Zeytin'de önemli bir gelenek olarak herkes birlikte cuma namazı kıldığı komşularını yemeğe davet ediyor. Biz de cuma sonrası Mehmet Güler'in evine konuk olduk. Müzikle tam okul yıllarımdan beri bir merakım vardı müziğe. İşte köy hali, her zaman bulamadık. Bizim de halamızın oğlu malum sizlere Rüştü Şeker sanatçı. Ondan da esinlenerekten sağ olsun Allah razı olsun da bize bir saz getirdi. Ben de meraklıydım böyle şeye. Kendi kendime bazı eksiklerimi Rüştü'den gidererekten böyle bir saz çalmaya kendi yeteneğim, kendi kendime öğrendim. Dışarıda herhangi birilere, bir yerlere, düğünlere falan gidip çalma yeteneğimiz yok. Ama kendi kendimize akşamları stres atmak için mesleğim zaten marangozluk benim. Burada atölyem var. Akşam yorgun, argın geliyorsun işte işten geldikten sonra yemek ye, çay iç. Arada da bir sazı elimize alıp böyle bildiğimiz şarkılardan, türkülerden böyle çalıyoruz. Bir stres atıyoruz, bir eğlence bizim için. Bir dost hep geliyor bahçemizde şurada onlara falan işte bir arada mırıldanıyoruz. Böyle bir saza karşı bir sevgimiz, şeyimiz vardı. Bunu gidermiş olduk bu şekilde Emrah. Yukarı Zeytin Köyü'nün sanatsal yönünü yansıtıyorsunuz. Ya, evet. Köyde başka sanatla uğraşanlar var mı? Köyde sanatla uğraşan, da biraz önce de söylediğim Rüştü Şeker var. Halk sanatçısı, televizyonlarda falan da sık sık gündeme geliyor. Ve köyümüzde zurnacı var, davulcu var müzikle ilgili. Ondan sonra köyümüzde... tarımsal aletleri tamir edecek kadar kaynakçılar var köyümüzde. Hızar atölyesi var, marangoz atölyesi var köyümüzde. Bayağı bir sanatsal bir şeyler var yani köyümüzde. Osmanlıca çok uzak olduğundan herhalde kendi kendimize bazı şeyler yapmanın mecburiyetinden dolayı bunları öğrendik. Bunları yapmak zorundayız. Evet, Yukarı Zeytin Köyü aslında
şehre uzak olmayı bir yönde avantaja dönüştürmüş. Evet. Hem kendi içerisinde kendi sanatçısını yetiştirmiş, sanatta yer alıyor. Aynı zamanda diğer sanayi yönü de geliştirmiş, ekonomi yönü de geliştirmiş. Yani burası Osmancık'ın gelişmiş köylerinden birisi diyebiliriz o zaman. Aynen diyebiliriz tabii. Tam elektrik yokken burada kereste atölyesi vardı. Mazotlu motorlarla çalışıyordu. Ve elektrik geldikten sonra da biraz daha geliştirildi. Şimdi tabii ki bunun işletisi de benim aynı zamanda. Hem evet. Biraz sonra da tabii belki çekim yaparsak görürüz atölyede. Biz ağaç işlerine de bir merakım vardı. Marangozluk da kendi kendimi yetiştirdim. Sazlı da kendi kendimi yetiştirdim. Böyle bir yetenek. Dışarı gurbete de gitmedik yani. Köyümüzde emekli olduk bu işlerimizden. Burada çalışaraktan. Halinde devam ediyorum. Yapıyoruz yani halinde işte kapıdır, penceredir, arı kovanı. Ve kalıplık kereste biçme gibi şeyler yapıyoruz halinde köyümüzde. Aralasında da işte sazdan falan kendimizi oyalamaya çalışıyoruz böyle ne yapalım. Yani saza biraz ağırlık vermiş gibisiniz. Amatörlükten çıkmış artık sizinki. Profesyonelliğe doğru gidiyor. Böyle albüm falan düşünüyor musunuz? Hayır öyle bir şey düşünmüyoruz. İşte kendi kendimizi bir stres atacak kadar çalıyoruz Emrahçığım. Gönlüm efkarlandı oyoy bakışlarına. Beni götürsünler anam yarın yanına. Derdimin dermanı sanayi olaraktan tek sanayisi burası diyebiliriz. Çünkü atölyeden başka köye büyük oranda ekonomi sağlayan başka bir çalışma alanı yok maalesef. Ama köy orman köyü olduğu için işçiler daha çok ormanda çalışıyorlar. Orman işçiliği hakim. Onların ormanda ürettikleri keresteler de burada bu şekilde ürünlere dönüşüyor ve köyün hizmetine sunuluyor. Ne işle uğraşıyorsun köyde? Boş tabii geziyorum. Bazı inek gidiyorum. Bazı... Ne iş bulursan onu yapıyorsun. Ne iş bulursam onu yapıyorum. Evet. Köylüler de seni seviyorlar. Seviyorum. Evet. Mehmet abi köyün her şey. Çok sevilen bir sima. Herkesin çok sevdiği bir isim. Yakından ilgilendiği bir isim. O da söylediği gibi köyünü çok seviyor. Değil mi? Buradaki etkin bayramlarda cenaze günlerinde ve diğer günlerde büyüklerimizin gelip rahatlıkla oturabileceği bir mekan yapmaya çalışıyoruz. Buranın özeti bu. Güzel bir hayır işiyle uğraşıyorsunuz. Muhtarlığın başka nasıl faaliyetleri var köyde? Ya şimdi nasıl bir faaliyetleri var derken, şimdi bir yıldır aşkın bu görevdeyiz. Yani bir sürü yapılacak işler var. Ama her şey imkan dahilinde ve zaman dahilinde oluyor. Başlıca merakımız, mesela buradan başladık. Köyümüz bir tane girişinde, bir tane çıkışında komşularımızın gidip oturabilecekleri oralarda kulübeler, biz öyle diyelim, onları yaptık. Buranın akabinde de köyümüzün ortasında olan, eski muhtarlığımız vardı. Orayı park haline getirip, orayı da kullanıma açmak. Yollarımızla ilgili bir sürü projelerimiz. İnşallah ki 2015 yılı içerisinde köyümüzün parke taş yapılması projesi bunun hazırlandı. Bu yıl içerisinde parke taşı da yapılacak. Tabii bir bölümü asfalt yapılacak. Onun akabinde inşallah ki geçen yıl yaptık. Bu yılda dua yapacağız. Gerekse yağmur duası, gerekse şükür duası. İşte bayramlarımız, seyranlarımız açıkçası köy hali böyle geçiyor yani. Karızeytin köyü halkı sanat ve kültüre çok büyük önem veriyor.
Köydeki birçok kişi enstrüman çalmayı biliyor. Saz, bağlama ve ut sanatçısı yetiştirmiş bir köy. Ayrıca köyün davul zurna ekibi ülke genelinde ün yapmış. Köydeki tüm etkinliklerde davul zurna ekibi ve köyün sanatçısı Rüştü Şeker sahne alıyor. İstanbul'da yaşayan Yukarı Zeytinliler her yıl köyün derneğinin düzenlediği piknikte bir araya geliyor. 16 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen piknik programında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Evet, sevgili dostlar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, durdu. Derneğimizin böyle bir organizasyon yapması bizim için çok iyi. Çünkü bütün hemşehrilerimiz, köylülerimiz İstanbul'un farklı yerlerinde oturuyor. Biz ne kadar birbirimizi görmek istesek de İstanbul şartlarında görüşemiyoruz. Tabii sadece İstanbul değil, şehir dışından gelenlerimiz de var. Bütün köylülerimizi bir araya getiriyor dernek sayesinde. Böyle bir organizasyondan çok memnunuz. Arkadaşlarımızı görüyoruz, büyüklerimizi görüyoruz. Çocuklarımız eğleniyor, arkadaşlarını tanıyorlar. Çok memnunuz, teşekkür ederiz. Çiçeklerde deller, çok gezdim gördüm. Ah, Çorum Osmancık Yukarı Zeytinköyü vatanım yurdum. Yine mi ben yandım ey Osman Kunduz, seni bugün yine sakallı gördüm. Efeler hey! Başkanımız Ahmet Temür, teşekkür ederim. Anladın harfinin bozulduğunu yine. Sağ ol, var ol. Yukarı Zeytinköyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği'nin kurucu üyelerinden Mustafa Urhan'la birlikteyiz. Köyümüzün tarihine, kültürüne hakim bir isim Mustafa Urhan. Yukarı Zeytinköyü'nün tarihini, kültürünü tanımaya çalışacağız. Mustafa Bey, Yukarı Zeytinköyü tarihi bir köy. Kültürü, kültürel etkinliklerin olduğu bir köy. İnsanların geçmişteki kültürü yaşatmaya çalıştığı bir köy. Evet.
Ve Yukarı Zeytinköy'ün tarihini incelediğimiz zaman ne kadar geriye gidebiliyoruz? Bilinen tarihinde neler var? Daha öncelerde nereye bağlıymış? Nasıl bu duruma gelmiş? Kısaca bilgi verebilir misiniz? Memnuniyetle. Yukarı Zeytinköy 1800'lü yılların sonlarında, 1900'lü yılların başında, yani Osmanlı döneminin son dönemlerine doğru Sivas Sancağı, Amasya Vilayeti, Vezirköprü kazası, Avlağı nahiyesine bağlı olan bir köy. Cumhuriyet dönemi kurulduktan sonra köyümüz bugünkü Osmancık ilçesi Çorum iline bağlanmış bir köyümüzdür. Tabii ki 1990'lı yıllarda köyümüz artık Osmanlıca bağlandıktan sonra o günkü insanların, o günkü büyüklerimizin anlattığı kültürüyle ilgili, tarihiyle ilgili bazı bilgiler size vereyim. Şöyle ki, mesela ben Yukarı Zeytinköylü olarak çok dikkatimi çeken bazı bölge ve yer isimleri var köyümüzde. Büyüklerimiz şöyle bir şey anlatırlardı. Bizim köyümüzün tarihinde, bizim köyümüzde eskiden kadı yaşadığını, yani Osmanlı döneminde kadı yaşadığını, kadının biliyorsunuz Osmanlı'nın hakimidir. Hakimlere kadı denirdi. O zaman eski yerleşimlerinde biraz daha nüfus büyük bir kasaba konumunda olan bir köy mü burası? Bunu Evliya Çelebi'nin bir seyahatnamesinde de böyle bir yazı var. Zeytuni kasabası diye uğradığını. Kunduz'dan Kargı'ya geçerken Zeytuni kasabasına uğradım. Yeşillikleri ve bahçeleri bol olan bir yerdi diyor Evliya Çelebi. Ki büyük bir ihtimalle Kunduz'dan bu yeşillikleri bol, bağı bahçesi bol olan dediği yer bizim köyümüz olma ihtimali bence %90'ların üstünde bir rakam. Ki bunu araştırılabilir ve bununla ilgili de bir çalışma yapacağız. Şimdi konunun şöyle başlarsak, eğer kadı olduysa bizim kadı var diye söyleniyor ki biz bunu kabul ediyoruz. Çünkü bunun yanında şöyle bir şeyler var. Köyümüzde bugün hala isimleri kullanılan çeşme isimleri var. Yani 100 yıldır, 110 yıldır kullanılan çeşme isimleri var. Nedir? Mesela Kadı Pınarı. O zaman Pınar derlerdi. Şimdi çeşme diyoruz biz. Devriş Pınarı. Devriş biliyorsunuz Osmanlı'da çok önemli bir isimdir. Gümüş Pınarı. Gümüş Osmanlı'da simge olarak çok önemli bir konudur. Ve bunun yanında da bölgemizin tarihi olarak çok eski bir bölge olduğu için mesela Kirse diye, halbuki bunun belki ismi kilise olarak bilinen bir bölgemiz var. Burada çanak çömlekler çıkmıştır. Çok eskiden orada bir kilise olduğu, belki küçük bir kilise olduğu söylenmekte. Aslında çeşmeler zaten medeniyetin simgesi olarak tam bilinir. Şimdi çeşmelerin isimlerine baktığımız zaman Derviş Pınarı, Kadı Pınarı. Yani burada bir Kadı Pınarı varsa burası da Osmanlı'da tarihi önemli, konumu önemli olan bir yerleşim yeri olma ihtimali dediğiniz gibi yüksek. Çok çok yüksek. Hatta şöyle bir bilgi vereyim size. Şu anda 94 yaşında bir kişiyle konuştum, benim dayım Asım Akıllı. Mesela o çocukluğumda benim burada bizim akrabalarımızdan derdi. Kadı varmış. Bize anlatırlardı derdi ki yani bu 94 yaşında, hadi bunun 10 yaşında çıkarsanız demek ki bir 85 yıl öncesini hatırlayan bir kişidir. Yani 85 yıl önce ona anlatılanlar bir 70 yaşında, 80 yaşında kişi anlattıysa ki 150 yıla yakın bir sürelik bir davayı anlatmıştır. O yüzden buralarda çok büyük bir geçmişimiz olmuş. Yani bizim yerleşimimiz çok eskiye dayanan tarihi bir köy olduğu kesin. Bu tür tarihi köylerde, yerleşimi özellikle eski olan köylerde dikkat çeken bir nokta var. Eski kültürlerini sürekli yaşatmaya çalışıyorlar. Yani 100 yıl önce, 200 yıl önce köyün gelenekleri, görenekleri neyse 100 yıl sonra, 200 yıl sonrasına aktarmaya çalışıyorlar. Yukarı Zeytin'de de bu tür gelenekler var mı? Tabii ki var. Mesela benim en çok dikkatimi çeken ve çok beğenerek yaşadığım ve bugünkü genç neslin de takdirle karşıladığı ve hakikaten gelecek nesillere taşıyacağımız bir olay var. Mesela bir bayram sabahları bizim burada bayram namazından çıkıp en büyük yaşlımız başa oturarak, onun yanındaki ikinci bir yaşlı onun elini öperek yanına oturarak, bu böyle devam ederek yani en son 5 yaşındaki çocuğa kadar, o gün camiye en küçük gelen kişiye kadar bir bayramlaşma geleneğidir. Bu bayramlaşma geleneği ta bizim çocukluğumuzdan, hatta işte dedelerimizden ki bize öğretilen bir gelenektir. İnşallah bu gelenek biz yaşadığımız sürece de
küçüklerimize, çocuklarımıza anlatacağız ki devam edecektir. Ve bugünkü nesilde de ben bunu çok iyi görüyorum. Yani dernek olarak da ben bu tip kültürel faaliyetleri çok benimsiyorum. Ve inşallah farklı kültürel faaliyetlerin olduğu zaman da ortaya çıkartacağız. Yukarı Zeytin Köyü Eğitim, Kültür ve Spor Derneği faaliyetleriyle köyün gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Kültürel ve sosyal gelişmeyi sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca köyün daha güzel bir yaşam alanı olması için çevre düzenlemeleri yapılıyor. Dernek Başkanı Ahmet Temir ile Boyabat Barajı'ndaki tekne turunda dernek faaliyetlerini konuştu. Yukarı Zeytin Köyü Eğitim, Kültür, Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Temir ile birlikteyiz. Derneğin adından da anlaşılacağı gibi eğitim, kültür ve spor alanında faaliyet gösteriyor. Ayrıca da köyde sosyal yardımlaşmayı da bu dernek sağlıyor. Şu anda Boyabat Barajı'nın içerisindeyiz. Yukarı Zeytin Köyü bir kıyı köyü. Evler yalı konumunda, sahil bir köy. Dernek başkanımız da baraj manzarasıyla köye karşı bir röportaj yapacağız ve dernek faaliyetleri hakkında konuşacağız. Yukarı Zeytin Köyü Derneği olaraktan ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Önce bir derneğinizi tanıyabilir miyiz? Dernek ne zaman kuruldu? Kuruluş amacı nedir? Bugün ne tür faaliyetlerde bulunuyor? Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim Ermas'cığım böyle bir fırsat verdiğiniz için. Derneğimiz 1999 yılında kuruldu. 2004-2006 yıllarında yöneticiliğe başladım. İşte sekreterlik, veznedarlık, başkan yardımcılığı ve bu sene başkan seçildik. Derneğimizin faaliyetlerine gelince ilk önce şeyi sağladık. Beraberlik, birlik, işte sivil toplum. Örgütlenmeyi öğrendik, kaynaştık. Mesela sana şöyle bir örnek verirsem, hani bizim mahallelerimiz var biliyorsunuz, köyümüzden yukarılarda. Mahallemizde işte yukarıdan birisi geldiği zaman, köyde birini sorduğu zaman, mesela Emrah sorduğu zaman bilmiyordu kimse. Ama bu derneğimizin sayesinde herkes birbiriyle kaynaştı. Daha güzel yıllara götüreceğiz nasip olursa. İşte derneğimizin faaliyetlerine gelince zaten adı yanında yardımlaşma derneği. İşte Ramazanlarda iftar programlarımız oluyor. Her sene İstanbul'da büyük kapsamlı piknik düzenliyoruz. Ya amacı nedir bu pikniğin? Yani köylüler arasındaki kaynaşmayı tam manasıyla sağlayabiliyor musunuz? Veya farklı semtlerde oturan kişileri böyle bir etkinlikte bir araya getirebiliyor musunuz? Evet, %80 getiriyoruz şu anda. Yani bu 15.sini düzenledik bu sene. İşte her sene artıyor. İşte geçen sene 650 civarındaydı. Bu sene 950'lere çıktı. 1000 kişi toplayabiliyoruz oraya. İşte İstanbul'da Avrupa yakasında oturanları, Anadolu yakasında oturanları, Gebze'de oturanları hepsini bir araya getiriyoruz. İşte yardımlaşmaya gelince hani şimdi malum işte belki alakası yok ama işte köyümüzde biliyorsunuz yangın oldu. İşte izinimizi hemen ayarladık, koştuk geldik. Bir nebze olsun yaralarını sarabilmemiz için belirli bir miktar bağış yapabildik. Ne mutlu bize. Çok seviniyorum o açıdan. Şimdi geldik işte hani bugün de bayağı bir ciddi bir katılım oldu. Köylümüzden de sağ olsun Çordep Başkanı Süleyman Gökçe de geldi. Yani yardımlaşma akla geldiği zaman bunlar yapıyoruz. İşte senede iki defa hem köyde Arife günü son akşamı burada iftar veriyoruz. İstanbul'da Ramazan'ın ortasında iftar veriyoruz. Gençlik, yani gençlerimizi derneğe çekebilmemiz için, kaynaştırmak için futbol turnuvası düzenliyoruz.
O da çok güzel oldu bu sene yine. Katılım işte 7-8 takım katılıyoruz. Yani bu sene ilk defa hani her zaman derneğe katkısı olsun turnuvanın kaynaşmaya. Bu sene bir değişik bir şey yaptık. İşte zeytin ağacı, 100 tane zeytin ağacı dikeceğiz köyümüze. Futbol. Yani çevre faaliyetleriniz de var, eğitim, kültür, spor faaliyetlerinin dışında anladığım kadarıyla zeytin ağacı dediniz. Köyün sosyal yaşamına katkı sağlamak için, köydeki yaşanabilirliği artırmak için çevre faaliyetleri yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Neler yapıyorsunuz? Ona şimdi 2 sene önce şeyden başladık biz. İşte hani çocuk parkı getirdik, okulumuzu düzenledik. İşte camiye yardım ettik. Yani derneğimizi şimdi işte yerini aldığımız için yerini borcu bitti. Tadilatının borcunu da bitirdik. Yani bir yukarı zeytinlinin hiç kimsesi yoksa İstanbul'da bir ay, iki ay, üç ay, beş ay neyse kalabileceği bir yer yerimiz oldu. Yani derneğimiz yarın bir gün hani bir şey olduğu zaman köylümüze kalacak. Yani yukarı zeytinliğinin bir orada bir parça da olsa bir toprağı var. Bu sene nasip olursa işte şeye başlayacağız. Burs vereceğiz inşallah. Yani başarabilirsek. İşte böyle hani doğal afetler oluyor, onlara yardım edeceğiz. Zeytin ağacıyla başlıyoruz bu sene. Yine okulu düzenleyeceğiz. İşte park yapacağız okula. Okuldaki çim alanı yapacağız. İşte odanın eski oda dediğimiz yeri yıkıldı biliyorsunuz. Oraya da bir çalışma yapacağız inşallah. Daha güzel bir yerler, yani bundan sonraki derneğin faaliyetleri köyümüz için olacak Emrah'cığım. Çok teşekkür ediyorum sizlere köyümüze sağladığınız katkılardan dolayı, ayrıca programımıza verdiğiniz bilgilerden dolayı. Burada anlamamız gereken şudur ki Yukarı Zeytin Köyü gibi ilçe merkezine uzak bir köyde köyün her şeyi konumunda olan bir derneği var. Yukarı Zeytin Köyü Derneği. Köyde eğitim, kültür, spor alanından ayrıca sanki bir belediyeymiş gibi çeşitli çevre düzenlemelerine de imza atan bir dernek var. Ve köy halkı bu dernekle birlikte yaşantılarını daha iyiye götürmeye çalışıyorlar. Köylüler bir araya gelerekten köydeki bütün sorunları bu dernek aracılığıyla çözmeye çalışıyorlar. Herhangi bir sosyal sıkıntı yaşayan olursa da derneğin yardımlaşma faaliyetleri devreye giriyor. Yukarı Zeytin Köyü Derneği'ne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu arada Boyabat Barajı'nın içerisinde röportaj yapıyoruz ve dakikalardır röportajımızla birlikte sürükleniyoruz da. Köyün manzarası çok güzel bir manzaraya hakim. Bir kıyı köyü. Biz de böyle güzel bir manzarada sizinle röportaj yapma fırsatı bulduk. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yukarı Zeytin Köyü'nün merkezin çok uzağında mahalleleri de var. Köyün en uzak mahallesi 14 kilometre. Gür ormanların içerisinde Yanalak ve Kayalan mahalleleri tüm güzellikleriyle Karadeniz'in muhteşem doğasını her mevsim yansıtıyor. Yukarı Zeytin'den Yanalak'a doğru yolun her kilometresinde ayrı bir yaşam, ayrı bir güzellik var. Bir zamanlar köye hizmet veren su değirmeni artık tarih olmuş. 88'de İstanbul'a gittim. Tabii o zaman babam sağdı rahmetlik. Bu değirmeni işte babam dedem yapmış burada. Biz de buna kaçınca bu değirmen 25 senesinde çürüme haline geldi. Burada komşularımız çok. Kaç yıl hizmet verdi bu değirmen? Bu değirmen 60 yıl hizmet vermiş işi var. Tabii bu köylerde tanımayan bir köy yoktu. Vezir Köprü'nün köyleri bu değirmen gelmiş insanlardır. Bu bölgedeki bütün insanlara burada hizmet veriyordunuz. Ne üretiyordunuz değirmende buğdaydan? Mısır. Un, buğday unu çok güzel oluyor. Halkımız için hem de yarayışlı oluyor. Çok güzel oluyor. Tabii İstanbul'a gidince bu olmadı. Burası dağılma şeyine geldi. Ama inşallah birden bir yardım veya bir şey olursa bu değirmenin körmesini istiyorum inşallah. Allah tekrar faaliyete geçirmeyi tabii, düşünüyorsunuz değirmeni. Ben şu anda zaten buraya geldim. Emekli oldum. Hanımla beraber burada duruyorum. Çocuklarım İstanbul'da. Ama yapılırsa ta güzel olur. Yok. Ve organik üretim yapmış olur. Evet. Zaten tanımayan köylerimiz yok. Bütün hak
bu Karacaoğlan, işte Vezirköprülü tavları, Dereboyanı köylerimiz sağ olsunlar. Bu dermen bir 60 yıllık dermenle hizmet olmuştur. Dedem de çok çalıştım rahmetli. Allah nur göstersin dede babamla beraber. Yukarı Zeytin'de Ali Avcı'nın evinde misafiriz, konuk olduk buraya. Yanımızda yine dernek başkanımız Ahmet Temir ve köy ağamız Selami Göler var. Bir de Kars'tan misafirimiz var. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Yukarı Zeytin'in misafirisiniz. Geçen sene de geldim. Bu sene yine gelmek istedim. Arkadaşlarım sağ olsun işte. Hüseyin Canat, Mehmet Canat, onlarla beraber geldik. Köy ağamız da yanımızda. Biraz da ağamızla sohbet edelim. Ağa olmak kolay mı? Kolay değil. Niye değil? Oraya çıkıyorsun. Kaç tane arkadaşımız, Allah razı olsun, hepsi ağalı alınca çıktı. Biz de buradan hiyet olarak gitmiştik oraya, derneğe. Ben de orada, bize nasip oldu. Allah razı olsun. Biz de ağalı aldık. İnşallah bu sene yine almayı düşünüyorum. Gururla taşıyorsunuz ağalı. Gururla taşıyoruz. İnşallah yine de taşımak isterim. Köyümüzün de oturuyorum ama oraya da derneğimize katılıyoruz, piknik alanına. O anda orada olmaktan da gururluyuz. Onu kuranlara da Allah razı olsun. O yönetime de şimdi devam ettiriyorlar. İnşallah devam eder. Bu sene de girecek misiniz ağalık seçimine? Gireceğim inşallah. Gideceğiz toplulukla. Ağa olmaktan memnunsunuz o zaman. Memnunuz inşallah. Devam etmeyi de istiyorum. Nasip olursa, nasip olmasa da inşallah ta arkadaşlarımız var. Ama ben seve seve katılıyorum bu işe. Ondan gururluyuz. Köyümüzden de yine o gururluyum. Niye gururluyum? Oraya gidip katılıp bize nasip oldu. Ondan da gururluyum. Bu ağalıkta Yukarı Zeytin Köyü'nün güzel kültürlerinden birisi. Çünkü dernek her yıl kültürel etkinlikler düzenliyor. Hemşehrileri bir araya getirmek için. Buna İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayan Yukarı Zeytinler de katılıyor. Köydeki Yukarı Zeytinler de katılıyor. Ve orada bu etkinliklere yönelik bir destek kampanyası başlatılıyor. Bu kampanya kapsamında da ağalık seçimi yapılıyor. En yüksek miktarda bağışta bulunan kişi bir yıllığına köyün ağası seçiliyor. Geçen yılki seçimlerde de siz ağa seçildiniz. Selam Göler olarak. Evet, ağa seçildiniz.